Cümleten selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bu akşam sıkça sorulan yavru köpeklerde silah sesini alıştırma. Şimdi eğer anne sizde doğurduysa yavru gözlerini açtıktan sonra yaklaşık 15 ve 20 günlük olduktan sonra anneyi emerken size tavsiyem İki tane pet şişenin, ufak pet şişenin içine su koyarsınız. Atıyorum size 500 gramlık bir pet şişenin içine bir su bardağı değerince iki tane kapaklarını kapatıp, yavrular anneye emerken siz dışarıda yaklaşık bir iki metre geride sürekli yaklaşık bir de bir buçuk dakika boyunca iki tane pet şişeyi birbirine vurarak ses çıkartırsınız. Ve yavrular kafaları annedeyken, süt emerken hiçbir şey düşünmezler. Hiçbir sese karşı tepki göstermezler. Ve sadece anneyi emmeye odaklandıkları için ve karınları aç olduğu için dışarıdaki gelecek herhangi bir sese tepki göstermezler. Bu birinci adımdır. Üreticiyseniz ya da anne adayı sizinse yavrular 35-40 günlük yani ilk aşılarını tamamladıktan sonra kendi gıdalarını almaya başladıklarında burası çok önemli. Kendi gıdalarını almaya başladıklarında anne yavrulardan yaklaşık 3-4 saat imkanınız varsa ve gününüz boşsa 3-4 saat ayırın. Yavrular anneden ayrı kalsınlar ve doğal olarak acıkacaklar. İsterseniz yaş mama, isterseniz kuru papi mamayı o sırada 1-2 saat suyun içinde bekletirseniz o lapa gibi olur. Onu güzel böyle atıyorum size bir kemik suyunu olabilir. Ya da bu knor tab tabletleri var. Et tabletleri. Ben mesela bazen sıkıştığımda havalar bozuk olun öyle yapıyorum. Onu böyle mama ile lapa şeklinde karıştırıp onu sıcak suyun içinde bir iki saat dinlendirip onu böyle pelte şeklinde olur. Aynı macun gibi. Yavrular çok rahat yerler. Yavruları açık alanda yeriniz müsaitse mesela benim müsait Allah'a şükür. Anne yavrulu anneyi bu sefer içeri yavruları dışarı alırsınız ve doğal olarak yavrular aç olurlar. Mamayı ortaya koyduğunuz zaman 7-8 yavru birde ya da kaç yavrunuz varsa mamaya kafaya soktuk da o hengamede savaşta ben mesela her zaman köpekten orada bir tane teneke asıldır ağaçta. 8'lik bir inşaat demirim var. İnce ince fazla patlatmadan vurmadan ince ince yavruları yemek yerken takır 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 diye vururum ona. Ses yaparım. Hiçbir yavru o sesle muhatap olmaz. Ondan sonra yavrular yemeği bitirirken bu 2-3 dakika içinde çünkü aç oldukları için bitiyor. Yavrular sağa sola gezinirken ya da abdestini yaparken sürekli ses yaparım. Hayvanlar köpekler gezerken o ses yemek yerken onları rahatsız etmediği için ondan sonra duyacakları sesin de onu rahatsız etmeyeceklerini bilirler. Ve bu onların seslere karşı ilk sınavlarıdır. Şimdi diğer konuya gelelim. Siz yavruyu büyütmediniz, siz yavruyu başka bir yerden aldınız. Aldınız at ama mutlaka şunu sorun. Kardeşim bu köpeğe herhangi bir şekilde avla ilgili, silahla ilgili ya da herhangi bir şekilde bir eğitime tabi tuttum ya da bir ses ya da bir sese karşı tepkilerini ölçtüm. Hayır kardeşim hiçbir şey ilgilenmedim. Çok iyi. Köpeği aldınız. Ve size bir tavsiyem. Mümkün olduğunca kanını, ırkını, soyunu ve av kalitesini bildiğiniz köpeklere sahiplenmeye çalışın. Ben yıllardır yazılar yazıyorum kendi sayfamda. Her puanterle, puanter, bir puanterle, bir puanterle eşlediğiniz zaman çıkacak yavrular av yapacak diye ya da setel ya da kurtsal fark etmez. Av yapacak diye bir şey yok. Ha emeğinizi boş harcamak istiyorsanız seçim de sizin, para da sizin, her şey sizin. <laughs> Şimdi gelelim konumuza. Yavruyu aldınız. Yavruya tabii ki bir alışma süreniz var. İlk iki akşam ağlar. Eğer barındırdığınız yerde, kulübesinin olduğu yerde eğer hani komşular rahatsız olur diye düşünüyorsanız çocuğunuzun eski o puf oyuncaklarından o eski o nasıl diyorlar ona oyuncak köpekler olur, oyuncak bebekler olur eski. Pamuk kurusu olsa daha iyi olur. Onun yanına koyarsanız o onunla oyalanacağı için ona sarılır. Ve onunla o şekilde oyalandığı için ağlama ve havlama üçgüdüsünü yavaş yavaş söndürür. Ve size o mekana kaldığı yere alışması daha rahat olur. Yavruyla alıştınız. Herhangi bir problem yok. Yemeğini güzel yiyor. Aşılarını yaptınız. Her şey güzel. Yavru oldu 3 aylık, 4 aylık. Şunu hiçbir zaman unutmayın. En iyi köpek açken eğitilir. Yavrunuzu sabahleyin yemeğini verdiniz. Akşam yemeğini vermiyorsunuz. Akşam yemeğini vermiyorsunuz. Yavruyu ertesi günü, ertesi günü sabah aşırı derecede aç olur. Onun dayanamadığı ne vardır? Onu öğreniriz. Bir yaş mesela çıldırır yerken çok sever. Ya da bir yoğurt ekmek ya da ne bileyim bir çorba, tavuk suyu çorbası. Onun kokusunu aldığı zaman çıldırır. Ve kafası sadece yemekte olur. Oğlunuz olabilir, yeğeniniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Hayvanın önüne yemek kabını koymadan önce sürekli onu sevin. Silahtan bir köpeğin korkmasını istemiyorsanız en iyi aranızdaki bağ çok kuvvetli olacak. Hayvan size güvenecek, sizin yapmış olduğunuz herhangi bir tepkiden ona zarar gelmeyeceğini bilecek. Bu bağ kurarsanız silahta sıkıntı yaşamazsınız. Hayvan yemeğini yerken aynı şekilde elikte yaptığımız gibi teleke parçasına ses yapabilirsiniz. Ya da bir elinizde bir demir parçasına bir ağacı ya da bir tahta ya da bir beş ona ne bileyim ince ince sesler yaparak hayvan yemek yerken dışarıdan bazı sesler çıkar. Kesinlikle ve kesinlikle işte silahtır, tabancadır, tüfektir. Böyle bir şey yapmayın. Çünkü onların ses limitleri yüksek olduğundan yavruyu karıştırabilirsiniz. Kafasını da karıştırabilirsiniz. O yüzden ince ince ufak ufak seslerle ya da ben mesela şöyle yapıyorum. 50-60 metre, 70 metre, 80 metrelerde mesafede oğluma git şu kuru sıkı bir şeyle ateş et. Ben ona bir işaret yolluyorum. At diyorum. Yavruyu ben silah atılırken seviyorum. Yani o ses olayı olduğu zaman ya da yavru yemek yerken bile olsa o yavruyu sürekli sevin ki patlama anında ya da ses çıkarılma anında sizin yanının yanınızda olduğunu ve sizinle beraber güvende olduğunu ve nerede olursa olsun sizinle beraber herhangi bir şekilde bir zarar gelmeyeceğini hayvana algılattığınız zaman silah korkusu olayı biter. Diğer konu Hayvan 6-7 yıllık aylık oldu, bu av konusunda anlatacağım onu ki önceki videomda da var. Hayvanı meraya soktuğunuz zaman 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık, 9 aylık, 10 aylık, 1 aylık şey 1 yaşında. Yani onu tam olarak şey yapamam ama şimdi köpeklerin herkesin şeyi farklı kimisinde 1 yaşında var, kimisinde 7 aylık var, kimisinde 8 aylık var. Meraya girdiğiniz zaman size tavsiyem bu ileriki videolarda bunu söyleyeceğim. Önceki videomda anlattım, bunu daha geniş olarak anlatacağım. Hiçbir zaman, meraya girdiğiniz zaman usta bir köpek lava gitmeyin. Köpeği her zaman kendi başına çözmesi için fırsat verin. Ve size altın kural, asla ve asla köpeğinizle ava tek gittiğiniz vakit, siz av vurmaya gitmiyorsunuz. Siz köpek eğitmeye gidiyorsunuz. Av kaçak kalktığı an, o görmediyse, onun önünden kalkmadıysa, onun kalktığını algılamadıysa, eğer tüfek atarsanız, geçmişteki bütün yapmış olduğunuz emekler, masrafları çöpe atarsınız. Bir silah sesinde. İlk patlama anında, hele ki yakınsa, kafanızı kaşırsınız beyler. Açık ve net konuşuyorum. Kafanızı kaşırsınız. Lütfen buna çok dikkat edin yavru köpeğinle ava girdiğin zaman kaçak kuşa hiçbir zaman atmayın. Kaçak kuşa attığınız an tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Asla ve asla silah sesini duyduğu an korkmama ihtimali sıfır. Ha önceden siz silah atmışsınızdır. Hayvan top da patlası olmaz. Onlar istisna. Onlar istisna. Ama bu işe yeni başladıysanız size tavsiyem köpeğin önünden, yavrunun önünden ya da eğitimdeki köpeğin önünden kuş fırlamadığı sürece kesinlikle ve kesinlikle ateş etmeyin. Şimdilik bu akşamlık bu kadar. İleriki dönemlerde <gülüyor> yavruların <gülüyor> ava girişleri, avdaki aportları, silah korkusundan, silahtan korkan köpekleri nasıl düzelteceğimizi, köpek hastalıklarını bu videolar sürekli gelecek. Videomu beğendiyseniz bana da destek olmak isterseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de beğenirseniz ki beğendiyseniz beğenin. Desteklerinizi de benden esirgemeyin. Ben bu videoları sürekli paylaşacağım. paylaşacağım. Türkiye'de avcılar olarak bunu kimsenin yaptığını işmeye kadar duymadım. Ya da ben görmedim. Belki de vardır. Benim amacım emek verdiğiniz köpekleri heba etmemeniz için size yardımcı olmak. Şimdilik hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.